İşte herkes anlat anlat dedi, anlatmamıştım. Hazır geceyken anlatayım. Şimdi beni karınca çiftliğimin sahibi olduğum için X insanlar şikayet etmiş. Bu yasal bir şeyin bilmiyorum, bunu anlatmam. Sıkıntı olur mu lan? Herhalde olmaz. Ne olacak yani, Allah Allah. Gizli bilgi değil, bir şey değil. Şikayet etmiş. Şikayette de şu yazıyor. Bu adam işte gençlere kötü örnek oluyor, bilmem ne oluyor, cahçıtları. Bu kadar yazı yazmış. Tehlikeli hayvanları insanlara işte alıştırıyor. Ondan sonracığıma evinde sayısız insan öldürebilecek şeyler var, hayvanlar var falan filan. Böyle şerefsiz puş biriymişim gibi anlatmış. Bu CİMER'e gitmiş. CİMER'den bütün Türkiye'deki bakanlıkları gezmiş. Sonradan Türkiye'ye gelmiş mevzu, ama İstanbul'a gelmiş. İstanbul'daki kaçak büro beni takibe alıyor. Ondan sonra ilk babama gidiyorlar. Diyorlar ki kardeş, senin oğlan ayrıdır, kaçakçı falan muhabbeti yapılıyor. Ondan sonracığıma tabii ben de yoğunum, işlerim var, gidiyorum, gidiyorum. İşsizlik değil abi bu, işsiz olarak düşünmeyin. Yani adam o şekilde görüp beni şikayet etmiş olabilir. Benle ilgili bir derdi vardır, sıkıntısı vardır, gıcıktır, sevmiyordur. Vesaire vesaire. Sonra ben buradaki memur abi diyeyim. Çok da tatlı bir adam bu arada. Onunla iletişime geçtim. Adam zaten beni izliyormuş. Yani anladığım kadarıyla, ya da şikayeti aldıktan sonra takip almış, bilmiyorum. CİMER'e gitmek ne ya diye bilmiyorum abi. Gitmiş herif yapmış. Bir de şu, aa dur, full screen alacaktım. Bir de şöyle bir şey var. Şikayette şeyi çok canımı sıktı. Hani biraz da böyle şeyi nitelendirmiş. Hani zehirli hayvanları, zarar verecek hayvanları sevdiriyor kısmı var ya, o benim çok canımı sıktı. Ben de zehirli bir hayvan yok. YouTube'da karınca içeriğinde de zehirli hiçbir hayvan olmadı bugüne kadar. Ben de beslemiyorum bu arada. Neyse, o dönemde işte bu anlattım ben bu arada, Hulk, All Star değil lan, Hogun neydi bizim? Çaylaklar muhabbetinde falan var işte. Sonra geçen gün en sonunda abiler geldi, polisler. Buraya davet ettim işte. Gikas'la Miko da burada uyuyor salonda. Öğlen 3 mü ne? Benim de dışarıda işim vardı. Bir gittim geldim falan. Polis eve geldi. Burada iki tane adam uyuyor. Ben böyle donla, şortlayım. Selamun aleyküm falan. Gözler şiş şiş. Hem işe gitmişim hem uyumuşum, bir sürü şey. Öyle. Sonra birlikte okuduk ettik. İşte bir evi araştırdılar, baktılar. Ben böyle burada işte yılanları, tarantulaları, bütün sakallı ejderleri, kobraları hepsini sakladım. Dedim ki abi, evde hayvan kalmadı. YouTube'a 5 aydır video çekmiyorum dedim, amına koyayım yani. Neyse, sohbet, hoş, güzel muhabbetimizi yaptık. Savunmamı yaptım. Ondan sonra iki fareleri sevdik, iki kuşu sevdik, bilmem ne. Sonra gittiler. Buydu yani. Az önce biri chatte biri sormuş abi, polis olayını anlat diye, onu goy goyunu yaptım. Eldiven polis baskını anlatıyor. Bu arada öyle yani, normalde ben şeye de karşıyım. Değil değilim yani. Değil değilim de lan. Orada polislere de anlattım. Yani bu işi yasallaştırsalar, vergi koysalar, gerçekten şirket firma açıp bu işi yapsa herkes, tertemiz bir ortam olur da. Yok, bu kadar mı abi? Ne sandın lan? Ne sandın oğlum? Şimdi sırada Amerika'daki 25. günüme kadar anlatmıştım. 25'ten sonrasına geçeyim. Kahve içiyorum, kahve. Soğuk kahve. Yok lan, 25 dakika anlatılacak bir şey değil bu. Bu saatte okula gidecek insanların vebalini üstüne alma abi. Demiş, 5 lira yollamış. Tunağım 599 TR bir abone olmuş. Teşekkür ederim. Oyuna geçeceğim. Stranded Deep'e geçeceğim. Yeni güncelleme gelmiş. Ne geldi bilmiyorum ama. Oğlum, kırmızı yanaklı kaplumbağalar yasaklandı. Hamsterlar yasaklandı. Başka neler var yasaklı? Düşünün bakayım. Kesin yasak olanlarda zaten yılan ve tarantulalar falan var. Bayağı tek attılar yani. Ya kuş grubu zaten komple yasak oğlum. Öyle evinde baykuştu, yok efendime söyleyeyim yarasaydı, şahindi, kartaldı falan besleyemezsin. Ağzına sıçarlar. Bilhassa bizim Türkiye'de kuşlara çok takıklar. Evet, hamster falan da yasak. Benim bildiğim yasak.
Ve size bir şey söyleyeyim mi? Normal kuyruklu fareler hamsterlardan çok çok daha uysal mesela. Hamster pezevengin teki oğlum. Isırıp ısırıp duruyor ibneler. Yasak. Yasak dil diyorsunuz oğlum. Satışı da yasak. Her şey yasak ya. Geyik yaptım oğlum. Hiçbir şey depoya falan koymadım. Evimde cidden hayvan yok ya. Bir seneyi geçti. Ben yasak olduğunu öğrendiğim an bunların zaten gerekli işlemleri yaptım. Bizim eve gece yarısı girmişti. Video izleyelim rica etsek. Videoyu siktir et şimdi. Peki izin almanın bir yolu yok mu? Abi evinde legal hayvan beslemek istiyorsan ki bunu yapamıyorsun. Hayvanat bahçesi şeyi alman lazım. İşletmesi alman lazım. Eskiden A tipi, B tipi, C tipi hayvanat bahçesi vardı. İşte A büyükler, B ortancılar, C küçükler böyle 70 hayvan sınırlı falan. Şimdi galiba bildiğim kadarıyla C'yi kaldırdılar. A ve B var. Gidiyorsun hayvanat bahçesi lisansını alıyorsun. Haşırttı blackboard. Bu arada benim kedim Şimşek Necmiye Tarantula'dan daha tehlikeli abi. Bir an önce evde kedi beslenmesinin yasaklanmasını istiyorum. Abi bizim sınıfa ne? Oğlum Şimşek'in bana zararları, maddi zarar. Monitör falan deviriyor amına koyayım. Gidiyor perdeleri yırtıyor. Ondan sonra anlamsız yerlerde boşa kilitleniyor böyle. Adamı tribe sokuyor, psikolojini bozuyor. Ne var lan orada diyor. Oğlum hayvan bildiğin ben yatakta uzanıyorum, televizyon izliyorum. Böyle kapıya doğru zınt diye kalkıp böyle kilitleniyor. 20 dakika. Ulan vuruyorum, seviyorum, dikkati dağılmıyor pezevengin. Ben gece 4 defa yataktan kalkmak zorunda mıyım amına koyayım? Evde hırsız mı var, cin mi girdi, ne girdi diye. Saçma sapan tuvalete gidiyorum, sıçacağım abi. Böyle dik 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 içeri giriyor. Böyle bana bir tane vuruyor tırmığı takıp gidiyor yani. Bu hayvanın yasaklanması lazım. Tarantula ne yapıyor? Böyle duruyor. Vallahi diyorum sırtı dikleşiyor pezevenin. Kendi başına tribe giriyor. Böyle 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 geliyor bana böyle tırmığı takıyor. Uçuyor. Geri geliyor. Sürünüyor bu sefer. Dengesiz pezevenk. Şortu indirmişim içine girip böyle uyuyor falan. Ya şimdi işin geyiği abi kedi beslemek çok tatlı ya. Şimşek Necmi'yi satıyorum abi 100 lira. Tertemiz. Yakında onunla yasaklarlar. Yok lan kediyi yasaklayabilirler mi oğlum? Türkiye ayağa kalkar lan. En güzeli köpek. Köpeğin de sorumluluğu çok işte. Kedi rahat gene. 200 veririm. Var mı arttıran? Bu arada ikinci kedimi alacağım. Ben bakamam ona mesela. Oğlum benim işte biliyor gelen gidenler eve yani. Değişik bir kedi.